zatürrenin bir diğer adının pnömoni olduğunu biliyorsunuz, öyle değil mi arkadaşlar? Çoğu hastalığın Türkçe isminin yanı sıra tıp dünyasında yabancı ismiyle de bilinmesine alışığız. Fakat söz konusu yabancı isimler olduğunda, eğer birbirine çok yakın iki isim, iki farklı hastalığı ifade ediyorsa, o zaman kafamız biraz karışabilir. Zaman zaman pnömonit ve pnömoninin eş anlamlı olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Her iki kelime ne kadar birbirine benzese de farklı hastalıkları işaret eder. Bu videoda size şu an çizmekte olduğum akciğer şeması üzerinde bu iki hastalığın arasındaki farkları anlatmak istiyorum. Ana hava yollarımızı çizdim. Şu anda da bronşiyolleri, yani daha ufak olan hava yollarını çiziyorum. Bu hava yollarının uç kısımlarında da hava kesecikleri olduğunu biliyoruz. Hava keseciklerini farklı bir renkle, evet daha açık bir renkle çizeceğim. Hava keseciklerine alveol isminin verildiğini de hemen hatırlatayım. Sağ akciğere alveolleri çizdim. Şimdi de sol akciğere çizelim. Evet, hava keseciklerini üzüme benzetmeye çalışıyorum. Çok da iyi olmadı ama lütfen idare edin. Farkı görmek amacıyla bu tarafın pnömoni, bu tarafında pnömonit olduğunu düşüneceğiz, tamam mı? Pnömoni, yani daha çok bildiğimiz ismiyle zatürre, bir organizmaya, örneğin bir virüs, bakteri, mikoplazma ya da boğmaca bağlı olarak gelişen bir enfeksiyondur. Aklımızda kalmaları için hemen not edeyim. Bu bir virüs, evet zatürreye bir virüs yüzünden yakalanmış olabilirim. Akciğerlerimdeki bu enfeksiyon belki de bir bakteri yüzündendir. Evet, bu dairenin bir bakteri olduğunu varsayalım. Az önce söylediğim gibi pnömoninin sebebi bir mikoplazma enfeksiyonu da olabilir. Mikoplazmayı da bu şekilde çizelim. Pnömoni dendiğinde aklımıza hemen enfeksiyon gelmelidir. Anlaştık mı? Pnömonit ise enfeksiyon olmaksızın görülen iltihaplanmadır. Bu arada bu, pnömonite bir enfeksiyonun mevcut duruma eşlik etmeyeceği anlamına da gelmiyor tabi. Bunu daha sonra açıklayacağım. İsterseniz öncelikle pnömoni, yani zatürreye odaklanalım. Burada bir enfeksiyon var demiştik. Enfeksiyonun sonucu olarak bir infiltrat olacak. Daha iyi görebilmemiz için bunu parlak bir sarıyla çizeceğim. Evet, alveolar boşluğa doğru bir infiltrat olacak. Alveolar boşluk hava yollarımızın bir parçasıdır, öyle değil mi? İnfiltrat yüzünden bu kısımda sıvı birikimi olacak. Enfekte olmuş, iltihap gibi bir sıvıdan bahsediyorum. Bu duruma neden bir enfeksiyonun eşlik ettiğini anladınız mı? Enfeksiyon iltihaplanmaya, yani enflamasyona sebep olacak ve bu iltihaplı sıvı da bu şekilde içeri infiltre edecek, yani sızacak. Bu sızıntı, az önce de söylediğim gibi, bir organizmanın sebep olduğu enfeksiyon yüzünden enfekte olmuş bir sızıntı. Şu anda bu sızıntıyı boyuyorum. Bu alveol, bu alveol ve bu alveol, evet gördüğünüz gibi alveoller enfekte olmuş bu sızıntı ya da sıvı ile dolular. Bu arkadaşlar pnömoni, yani zatürredir. Pnömonitte ise, hemen şu tarafa geçelim, buradaki problem bir enfeksiyon değil, enflamasyondur. Biliyorsunuz enflamasyon iltihaplanma demek. Bunu koyu bir renkte çizeceğim. Evet, pnömonitte alveolar duvarlar iltihaplanır. Başka bir deyişle alveoller enflamatuar bir tepki verirler ve iltihaplanırlar. Biraz daha koyu bir renkle şu şekilde göstereyim. Aralarındaki temel farkı gördüğümüze göre şimdi de pnömonite odaklanabiliriz. Pnömonite, biyolojik olmayan herhangi bir şey, örneğin hava yollarının, özellikle de alveollerin irite olmasına neden olan cansız bir cisim bile sebep olabilir. Birazcık düşünelim mi? Buraya bir tüy çiziyorum. Bunun bir kuşa ait olduğunu düşünelim. Aklımıza hemen kuş bakıcıları ya da kuşlarla ilgilenen kişiler geliyor, öyle değil mi? Kuşların tüyleri üzerindeki parçacıklar bu kişilerin hava yollarında iritasyona sebep olabilir. Kuş bakıcıları pnömonit söz konusu olduğunda son derece dikkatli olması gereken bir meslek grubudur. Peki sizce zaman içerisinde burada neler olur? Bunu göstermek için yeşil bir renk kullanacağım. Bu parçacıkları uzun süre solumak alveolleri irite edebilir. Bunun sonucu olarak da iritasyon ve enflamasyon, yani iltihaplanma gerçekleşir. Çiftçiler pnömonite yatkın olan bir meslek grubudur. Bir başka meslek grubudur yani. Buraya şimdi biraz saman çiziyorum. Üst kısmına da birkaç tane yaprak koyalım. Ve bu da çiftçileri temsil etsin. Aslına bakarsanız çiftçi akciğeri adı verilen bir rahatsızlık bile var. Özellikle hasat zamanında bu samanın ve otların biçilmesi sırasında orada olup da bu havayı soluyan çiftçiler bu maddelere karşı bir hassasiyet geliştirebilirler. Ve bu da çiftçi akciğeri adı verilen rahatsızlığa sebep olur. Aynen kuş tüyünün üzerindeki parçacıklar gibi saman da alveolleri irite edebilir. Son olarak çoğu zaman aklımıza gelmeyen bir şeyden daha bahsedeceğim. Bunun su olduğunu düşünelim. Şimdi bir de hava nemlendiricileri hakkında düşünmenizi istiyorum. Elektrikle çalışan ve evimizdeki havayı nemlendirmeye yarayan cihazlardan bahsediyorum. Ya da hasta olduğunuz zaman burnunuzu açması için kullandığınız cihazlar da olabilir. Şuraya bir miktar da buhar çizeyim. Evet, oldu. Hatta spa gibi yerlerde buhar odası ya da sıcak su havuzlarını temizleyen çalışanlar vardır, öyle değil mi? Bu hava nemlendiricileri ve sıcak su havuzları yeterli derecede temizlenmezlerse sudan çıkan buhar küf sporlarına ev sahipliği yapıyor olabilir. Bu küf sporları hava yolları, daha doğrusu alveoller için son derece irite edici şeylerdir. Evet, söz konusu enflamasyon olduğunda aklımıza gelebilecek örnekler işte bunlar arkadaşlar. Artık pnömoni ve pnömonit arasındaki farkın biraz daha açık olduğunu düşünüyorum. Pnömonide enflamasyona ve alveolar boşluğa sızıntıya yol açan bir enfeksiyon, pnömonitte ise alveolar duvarın iltihaplanması söz konusu. Peki birisinin pnömonite yakalandığını nasıl anlayabiliriz? Pnömonitin uzmanlar tarafından gözlemlenebilecek bazı belirtileri vardır. Ekranı biraz kaydırıp şuraya bir surat çizeyim. Alın, burun, dudaklar ve çene. İsterseniz bir tane gözle çizelim. Gözü olması gerektiğinden yukarı çizmişim ama olsun. Bu kulağı, bunlar da saçları. Saçlarını da çizince daha gerçekçi oldu, değil mi? Şimdi, akciğeri bu durumda olan birinin ne gibi şikayetleri olabilir dersiniz? Öncelikle solunum güçlüğü çekecek, yani nefes alıp vermede zorlanacaktır. Nefes alıp vermede zorlandığını da şu şekilde çizelim. Buna ek olarak öksürükten ya da genellikle kuru bir öksürükten şikayet ediyor olabilirler. Öksürüğün neden kuru olacağını merak ediyorsanız, iltihaplanmış alveoller duvara baktığımızda hatırlarsınız herhangi bir sıvı birikimi yoktu. Öyle değil mi? Sıvı birikmiyordu. Bu yüzden de öksürürken öksürüğe herhangi bir şey, herhangi bir sıvı eşlik etmiyor. Yani az önce söylediğim gibi öksürükleri kuru olur. Öksürüğe göğüs ağrısı eşlik ediyor olabilir. Bu belirtiler bize akciğer seviyesinde bir problem olduğunu ve bunu araştırmamız gerektiğini söyler. Araştırma derken akciğerdeki enflamasyonu görmemizi kolaylaştıracak bir akciğer röntgeninden ya da tomografisinden bahsediyorum. Bu kişi eğer nefes almakta gerçekten zorlanıyorsa AFT'ye de başvurabiliriz. Bunu maviyle yazacağım çünkü mavi bana havayı çağrıştırıyor. Nedenini bilmiyorum. AFT, akciğer fonksiyon testlerinin kısaltmasıdır. AFT, bir kişinin belli bir zaman içinde ne kadar hava alıp dışarıya ne kadar hava verdiğini ölçen bir testtir. Bir enflamasyon söz konusuysa bu miktarın normalden az olacağını siz de tahmin edersiniz. Akciğer seviyesinde bir enflamasyon olduğunu işte bu şekilde anlarız. Peki pnömonit teşhisi konduktan sonra bu hasta için ne yapabiliriz? Ortada bir enflamasyon olduğuna göre anti-enflamatuar ilaçlardan yardım alırız. Buraya minik noktalar çiziyorum. Bunlar ilaçlarımız. Daha da detaya inmek gerekirse bunlar enflamasyonu azaltmaya yarayan kortikosteroid ilaçlardır. Enflamasyon seviyesi çok yüksek olup da alveol seviyesindeki oksijen emilim miktarı azalmaya başlamış bir hastaya oksijen de verebiliriz. Oksijenin emiliminin sağlıklı seviyede olması için alveollerin sağlam olması gerektiğini herhalde söylememe gerek yok. Pnömonitin erken teşhis edilip tedavi edilmesi son derece önemlidir. Çünkü eğer tedavi edilmezse alveolar duvar fibrotikleşip sertleşebilir. Tedavi edilmeyen bir enflamasyon sonucunda bu duvar hasar görür, sertleşir ve gaz alışverişi imkansız hale gelir. Oksijen seviyesi düşer ve solunum zorlaşır.